Herkese merhabalar. Hira'nın halası kötü birisi çıkmasın. Hira böyle çok mutlu oldu diyenler ve ayrıca Eda yediği tokatla kurtulamaz, daha tokatlar yiyecek diyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Saadet'in zengin olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber Afife'nin Hira'ya olan davranışları bir anda değişir. Afife artık Hira'nın köle olmadığını öğrendi Ayrıca Afife, Saadet'in çok zengin ve sosyetik olduğunu öğrenmesinden sonra Hira'yı gelin olarak kabul etmeye başlar. Afife'nin zaten en başından beri istediği zengin ve soylu gelinin olmasıydı. Hira'nın halasının da zengin olmasından sonra Afife için bir sorun kalmamış oldu. Saadet akşam yemeğinden sonra sabah kahvaltısına gelerek Hira'yı yakından tanımaya başlar. Saadet'in bu denli Hira'ya olan sevgisi Afife'nin de ilgisini oldukça çeker. Afife ilk defa Hira'ya yaptığı bir iş sonrası eline sağlık bile der. Saadet'in bu denli ilgili olması Hiram'ın çok hoşuna gider ama tüm bu iyiliğin arkasında başka bir kötülük de olabilir. Orhun, Hira'nın mutlu olduğunu gördüğü için mutludur ama bir yandan da Saadet'ten de şüphelenmeye başlar. Orhun, Saadet'in davranışlarından şüphelenerek adamına talimat verir. Orhun, Saadet hakkında tüm bilgileri öğrenmek ister. Saadet henüz yeni yeni Hiran'ın hayatına girmeye başlamışken Orhun Saadet'e tam anlamıyla güvenmez. Bu yüzden Orhun sabah kahvaltısında Saadet'e geçmişle ilgili sorular sormaya başlar. Orhun'un sorduğu sorulardan sonra Saadet kaçamak cevaplar verir ve Saadet'in yüz ifadesinin değişmesinden sonra bir şeyler sakladığını söyleyebiliriz. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Saadet göründüğü gibi birisi mi? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Saadet sabah kahvaltısından sonra Hira ile yalnız kalarak konakta mutlu olup olmadığını sorar. Bize göre Saadet'in amacı Hira'yı kendi evine götürmektir. Hira ne güzel mutlu olmuşken Saadet'in kötü birisi çıkmasını istemiyoruz. Orhun Hira'yı ailesine kavuşturdu ama umarız Hira daha da üzülmez. Orhun sevdiği kadının üzülmemesi için Saadet'e tam anlamda güvenmek için önlemini alacaktır. Orhun aynı zamanda Hira'ya aşkını itiraf etmek isteyecek. Orhun Hira'nın kalbini tamamen kazandı. Bu yüzden Orhun'un artık aşk itirafı yapması gerekiyor. Afife'nin Hira'yı davranmasından sonra Eda da kıskançlık krizlerine girecektir. Eda daha fazla dayanamadı tüm gerçekleri Afife'ye itiraf edeceğini söyler. Perihan daha fazla kızına laf geçiremeyince güzel bir tokat atarak Eda'yı kendine getirir. Eda, daha bunlar başlangıç. Geçmişte Hira'yı eziyetler etmesinden sonra Eda'nın daha da perişan olmasını istiyoruz. Eda, arkasındaki en büyük destekçisi olan Afife'yi de kaybetmesinden sonra daha o konaktan defolup gidecek. Eda'nın konaktan kovulacağı zamanları iple çekiyoruz. Meryem ise sonunda Kenan'a gerçekleri anlatmaya karar verir. Meryem, Kenan'a pişman olduğunu kabul edip konuşmaya çalıştığını görüyoruz. Meryem gerçekleri daha fazla içinde saklamayarak Kenan'a itiraf ederse zaten Kenan Meryem'in arkasında duracaktır. Zaten Meryem gerçekleri böyle içinde saklamaya devam ettikçe Kenan'ın güvenini kazanamayacak. Bunu anlayan Meryem de sonunda gerçekleri Kenan'a anlatacak. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.